Ki bu akmış halidir. Denizden çıkarken akan. Bazen de ağlarımız kayboluyor yani. Ağlar havalı. Nasılsınız? Sizlere sormalı. Yani biz artık denize çıkamaz olduk. Bırak. Çapar. Evdeyiz. Çok balçılar sıcak oldu mu mesela? Evi soktuğu zaman kuruyor. Bunlar bu tarafa bakıyor. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Bakanımız, Çevre Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'nin de yapmış olduğu açıklamayla bugün zaten bütün Türkiye'de, özellikle Marmara Denizi'nin etrafında olan illerimizde bir temizlik kampanyası var Marmara Denizi ile alakalı olarak. Çünkü şu anda yoğun olarak Marmara Denizi'nde bu müsilajı görüyoruz. Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının denizde artması. Bunun sebebini tabii ki bilim insanları araştırıyorlar. Bunu nasıl azaltabiliriz ve bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye. Bu sağlandığı takdirde bu müsilajda Marmara Denizi'nden beklenilen ve kabul edilebilen seviyede kalacaktır. Bu doğal bir neticede sonuç. Azotun yükselmesiyle doğal bir sonuç. Planktonlar bir araya geliyorlar. Şu anda bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz deniz yüzeyinde görüleni müsilajın ölüsü. Yani bunların deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Bunlar tabii temizlenmesi gerekiyor. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Ondan sonra küçük motorları etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisinde oluyoruz. Sayın Bakanımızın emrettiği gibi 7/24 itibariyle bütün bir Marmara Denizi etrafında bulunan illerde bu faaliyet devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu alındıktan sonra arkadaşlar, bu aslına bakarsanız azot miktarı yüksek bir besin. İşin aslına bakarsanız tabii bu besin dediğimiz belki bilim insanları kararlaştıracak bunu. Belki bunlar işlenmek suretiyle belki gübre olarak kullanılabilecek. Belki bir takım hayvan yemi olarak kullanmak ya da balık yemi olarak kullanmak mümkün olacak. Orasını biz bilmiyoruz. Ama bizim şu anda yaptığımız şey bu müsilajı, ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Kurutulunca zaten çok az bir miktar olarak kalıyor. Şu anda bunu sadece depolayacağız ama ondan sonra bunun değerlendirilmesi konusu, hatta enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bunun değerlendirilmesi konusu bilim insanlarının konusudur. Onların yapacak oldukları araştırma ve ondan sonra da kurulacak olan tesislerle alakalı olsa gerektir diye düşünüyorum. Abi, ağları kaldır. Zaten üstündeki daha parlaktır. Böyle yaptığın zaman çok net şekilde daha fazlası çıkacak.